arkadaşlar, evet, yine yüzme antrenmanındayız. Size bayağı havuz aradık. Geçen hafta gittik Duygun'dan. Şimdi bak, o gözükmediğin sanıyor ama şu anda gözüküyorum senin. Duygun var yine. Geçen hafta bayağı çektik, çok güzel çektik ama ses çok kötü gerçekten. O havuzda yaptık tekrar. Dedim bu sefer bunu yapmayacağız. Şimdi başka bir havuz aldık. Mis gibi, size bak, havuz kapattım. Buraya sağ olsunlar, bize açtılar. Mis gibi havuz. Kartal'da bu havuz arkadaşlar. Bu aşağıya ben adresini yazarım. Gelmek isterseniz buraya telefon falan edersiniz, bakarsınız. Mis gibi havuz. Bomboş havuz valla. Şu anda öğlen saati. Gerçi çalışıyor herkes. Ama genelde boşmuş burası. Ve süper de bir havuz. Evet, şimdi bugün drill'lerle ilgili bir şeyler anlatacağız arkadaşlar. Birkaç drill göstereceğiz. Çünkü drill bu yüzmeni geliştirmek için yapman gereken en önemli hareketler. Böyle hadi yüz dediğin zaman, böyle bütün parçaları birleştirdiğin zaman her şey karışabiliyor. Önce bunları parça parça öğrenmemiz lazım, değil mi hocam? Evet. Yani bunun amacı bu. Yani önce işte bugün mesela pozisyonla ilgili bir drill yapacağız. Geçen sefer anlatmıştım nasıl ilerleyeceğimizi, hangi başlıklar altında ilerleyeceğimizi. İlk önce yüzerken pozisyonumuzu düzeltmemiz gerekiyor. Evet. Sonrasında dönme ve nefes alma. Bundan sonra kolumuzu nasıl atacağımız. En sonunda su çekişi nasıl yapacağımız şeklinde hani konuları ayırabiliriz. Evet. Bugün biz pozisyonla alakalı, yani hani su üstünde daha yatay bir pozisyonu nasıl sağlayacağız? Nasıl? Onunla ilgili driller yapacağız. Tabii hani pozisyonu sağlamak için daha çok ayak vuruşu yapacağız. Bunlar için de ne kullanacağız? Palet kullandırıyorum. Bunlar yeni başlayanlar için uygun paletler. Mümkün olduğunca palet kullandırıyorum çünkü drilleri yaparken biraz daha hızımız yavaş. Dolayısıyla pozisyonumuzu düzgün ayarlayabilmemiz için su üstünde belirli bir hızımız olması lazım. Aslında bizim popomuzun yukarıda durması lazım. Bunun sayesinde de o daha yukarıya yani rahat bir şekilde çıkıyor. Hafif bir hız veriyor ve hızımız arttıkça yüzebilirliğimiz artıyor. Önemli olan o. Ama tabii hani İleriki zamanlarda da devamlı da bunu da kullanmamak lazım. Çünkü bu sefer de alışkanlık yapabiliriz. İleriki zamanlarda kuvvet için de kullanabiliyoruz bunları. Şey bugün tahta ayak tahtası. Pul boyu, pul boyu normalde bacak arasına konup kol yüzmek için kullanılıyor. Ama biz bugün işte şu şekilde yapacağız. Ayak vuruşu önce tahtayla, sonra pul boyla. Sonra mesela herhangi bir şey olmadan desteksiz, hani daha kademeli olarak desteği azaltarak, zorlaştırarak çalışmalar yapacağız. Yani bugün bunu elde kullanacağız büyük ihtimalle. Bugünkü... Bir de şnorkelimiz var. Ha, evet, şnorkel de çok önemli. Çünkü... Yani şnorkel şu işe yarıyor. Genelde yeni başlayan kişilerde en büyük sıkıntı normalde dümdüz yüzüyorlar, hiçbir şey yok. Ne zaman nefes almaya başlıyorlar o zaman sıkıntı çıkıyor. Çünkü çok kafayı kaldırıyorlar. Düzgün nefes alamıyorlar, nefes veremiyorlar, şey yapamıyorlar. Yani, pozisyon düzgün olmadığı için aslında arkadaşlar. Nefes almaya çalıştığı zaman bütün vücut dönüyor, bir şey oluyor, böyle saçmalıyor ve o zaman da pozisyonun düzeni şey yapmıyor ve sen bu sefer esas çalışmak istediğin şeye odaklanamıyorsun. Kol atışına odaklanamıyorsun. Bu yüzden de onu tamamen şimdi unutuyoruz. Neredeyse ayak çırpmayı da unutuyoruz işte bu şeyler daha dolayısıyla ve biz pozisyonumuzu düzeltmeye çalışıyoruz şimdi, değil mi? Evet, zaten yani geçen sefer söylemiştik, hiçbir şekilde ya işte düz yüzerken şöyle üst Fatih, böyle üst Fatih denerek yani düzeltmemiz mümkün değil. Bunun için driller yapacağız. Parçalara ayıracağız. Bize de en çok yardımcı olacak malzeme de şnorkel. Evet, hadi bakalım, ben şimdi bir ısınayım. Ondan sonra da drillere başlayalım. Fatih bayağı kendini geliştirmiş. İki kere çalıştık valla. Ama yazdığım antrenmanlarda yapıyor. Düzelmiş ha tekniği. Arkadaşlar her antrenmandan önce böyle bir 300 metre, 400 metre ısınmak lazım. Ses sen ne kadar ısınmak lazım? Sen ne kadar ısınmak lazım? Ben biraz az yüzdüm. Blok çekiyoruz olur. Ama çünkü sakatlamadığı için önemli bir şey arkadaşlar bu. Kimisi yeteri kadar ısınamadığını söylüyor. Mesela dışarıda falan lastikle ya da kol çevirerek falan da ısınma evet. Yapmak lazım. Evet, paletlerimizi yiyelim.
Şimdi tahtayla ayak yapacağız. Tahtayla ayak yaparken normal eller burada. Böyle tutmayacağız şimdi. Eller burada, kafa dışarıda. Mümkün olduğunca kollar gergin. Daha çok kalçadan ayak olarak. Dizler biraz kırılabilir o hareketin etkisiyle. Ama bizden kuvvet almayı değil, kalçadan vurmaya çalışıyoruz zaten. Koşumuzun yüzmemizi... Evet, yani hani burada şunu yapmaya çalışıyoruz aslında. Yavaş yavaş karnı da kullanmaya çalışacağız. Yani hani benim sana daha önceden söylediğim gibi. O popoyu yukarıda tutmaya çalışmak, bacakları yukarıda tutmaya çalışmak. İnsanlar mesela şey zannediyorlar çünkü. Ya işte benim ayaklarım çok batıyor, onun için çok ayak vurayım. Aslında onunla alakası yok. Ya yani biraz vücudunuzu suya daha uygun pozisyonda tutmaya çalışmanız gerekiyor. Evet, bunun için de merkez bölgeye de ihtiyacınız. Bunun için de karnınızı sıkmanız gerekiyor aslında. Orayı kullanmanız gerekiyor. Buraları böyle hissetmeniz gerekiyor. Yoksa yani çok ayak vurarak değil bunlar. Tafferi! Bu çalışmada kafamız dışarıda olduğu için zaten gözlük takmaya gerek yok. Ben çıkar dedim onda. Zaten bone de takmıyor. Antrenmanlardan ne kadar sıklıkla yapmanız lazım mesela? Ya aslında bence her antrenmandan önce ben ayak vuruşu yaptırıyorum ya da ben kendim de yapıyorum. Yani hani bazen şey oluyor. 4-5 antrenmanda bir belki ayak vuruşu antrenmanın başında yapılmayabilir yani hani şeye bağlı. Çünkü arkadaşlar bu yüzme öyle bir şey ki yani ne kadar profesyonel olsam da şu aleti kullanıyorsun mesela ya da bu aleti kullanıyorsun değil mi? Evet, tabii. Yani o ben... drillleri sürekli yapabilmen lazım, yapman lazım yani. İlla bizi görüyorsunuz suda drill yapıyorsa o acemi demek değildir yani. O bayağı iyi de yüzüyor olabilir o sırada. Bu malzemelerin kullanımı yeni yeni başladı. Hatta geçenlerde bir arkadaşım şey dedi. Ya bir ara havuz kullandırmıyorlardı ya şnorkel falan filan. Hani böyle senin dediğin gibi sanki garip bir malzemeymiş gibi bir şeydi. Florya'dayken bir olimpiyat şampiyonu sporcu Chad Lecloy ile aynı havuzda antrenman yapma imkanı bulmuştu. Antrenman 1000 metre soğuma dedi. Adam zaten filesini getirmiş, bütün malzemeleri var içinde. İşte o 1000 metre soğumanın içinde adam 200 metre ayak yaptı. İşte onlarda farklı farklı paletler de var. 200 metre şnorkel yaptı, 200 metre el paleti. Yani öyle 1000 metreyi o şekilde geçti. Yani hani adam olimpiyat şampiyonları yani. En baba sporcular bile böyle bütün malzemelerle geziyorlar ve bunların hepsini kullanıyorlar. Bu arada yani. Şu şnorkel Ironman'de de serbest. İstiyorsanız bunu da yüzebiliyorsunuz. Ama o zaman sıralamaya girmiyorsunuz. Ama böyle bir serbestlik var da bunu da sudan çıkarsanız çok komik olur. Yapmayın yani. Şimdi demin yaptığımız hareketi bu sefer demin tahtayı önünden tutuyorduk. Bu sefer tahtayı gerisinden tutacağız. Demin önünden tutmuştuk. Şimdi gerisinden tutacağız. Bu şekilde kafamızı suya sokup çıkararak. Normalde hani bunun için şey derler, altı ayak, bir nefes falan gibi bir şey diyebilirler. Ben çok ayak saydırmayı sevmiyorum. Onun için yani 3-4 metrede bir şu hareketi yapacak. Burada önemli olan işte karnı kullanmaya burada başlar. Şimdi kafayı yukarı kaldıracak, alt taraf batacak. Alt tarafın batmamasını sağlayacak bu hareketle. Gözünü kapatacak. Demin sordum ne kadar ayak yapılması gerekiyor falan filan. Antrenmanın mesafesine bağlı olarak mümkün olduğunca normal ısınmayı yaptıktan sonra böyle bir 200-300 metre işte 3x3 şeklinde olabilir. 200-300 blok olabilir direkt. Tam sok kafayı. Kafa kollarının arasında. Kaldır lan popoyu. Daha geniş tut kollarını. Kafa tam aşağı bak. Tam aşağı. Heh. Demin yaptığı hareketin aynısını bu şekilde nefes alıp evet. Yani burada yapmanız gereken hareket şu. Önemli olan. Kollar bir gergin olacak. İki, kafa tam kolların arasında olacak. Yani vücudunuzun tamamen düz olması gerekiyor. Demin de gösterdiğim gibi kafayı kaldırdığınız zaman biraz belden aşağısı biraz aşağıya batabilir. Ama tekrar bu pozisyona geldiğinde mümkün olduğunca düzelmen ve bir sonraki seferde bacaklarınızın daha az batmasını sağlamak. Kollar gergin.
birisi hani şnorkele, tabii Fatih dalış malış yaptığı için falan da alışık da, kimisi şnorkele çok alışık olmuyor yani. Ben de kullanmıyorum, bir iki tane daha kullanmayan sporcum var mesela ama hani yeni başlayanlar için burun tıkacı da alabilirsiniz, evet, sadece şnorkele kullanırken. Su kaçabiliyor eğer daha alışık değilsen. Alışık değilsen. Hani bununla yapacağımız, bunu takmama gerek yok. Bu pozisyonda, bu aslında çok kullanacağımız, kollarımızı bu şekilde çok kullanacağımız pozisyon. Ya ben Fatih'e ilk atladığımda da gösterecektim. Dönüşlerde de yapması gereken bir şey aslında bu. Bu dört parmak, dört parmağın üstüne. Bu kapalı, bu parmak, baş parmak aşağıdaki. Üstteki de alttakini saracak. Yani buradaki bizim esas amacımız işte mümkün olduğu kadar ayrı olmak ve suyu yarmak yani ortadan böyle. Ve mümkün olduğu kadar küçülmek. Bunun streamline position diye geçiyor. Hani İngilizce kullanmayalım, akış pozisyonu falan gibi. Yani bu aslında gidebileceğiniz en akışkan pozisyonu sudaki. Hatta suda yapılabilecek en hızlı şey bu şekilde ters dolfin aslında. Evet, şimdi bunu takalım. Şimdi kafa içeride, kafa tek pozisyonda. Zaten kolları da hareket etmeyecek. Sadece ayak vuracak. Dolayısıyla şu şekilde kollarıyla da kafasını sıkıştırmasını bekliyoruz. Evet. Şimdi ne kaldı? Son bir hareket kaldı. Bunu aslında ben kendi yeni başlayan sporcularla çalıştığımda 4-5 ders sonuna yaptırıyorum genelde. En başta yaptırmıyorum ama bu da bir ayak çalışması aslında. Şimdi demin tahtayla yaptık ayağı, pulboyla yaptık. Şimdi tahtasız ayak yapacağız. Bunda gene şnorkelle çıktığımız gibi duvardan çıkacağız. Buna ek olarak mesela biraz aşağıdan çıkıp biraz suyun dibinden gitmeye de çalışabiliyoruz bunda. Ortam bayağı şey olmaya başladı. Boğulu olmuyor mu? Şimdi yam yamlar çıkacak oraya. Amazon kelime. Evet. Sonrasında yapacağımız hareket şu. Elimizde nasıl pull boy varken, şimdi çıkıyorduk bu şekilde. Pull boy varken biz ne yapıyorduk? Şunu yapıyorduk. Değil mi? Evet. Şimdi bunda da kollar bu şekilde omuz hizasına açık kalacak. Ama tabii nefes alırken destek gerekecek biraz bize. Bunda da ne yapacağız? Sculling dediğimiz bir hareket var. Ellerimiz bu şekilde hafif vücudumuzu dengede tutmak için bu şekilde hafif ellerimize destek alıp yani şunu yapacağız. Kafamız içeride gidiyoruz, ayak vuruyoruz. Nefes alırken sculling sonra? Sonra ayak vurmaya devam. Kollar düz. Nefes almaya başlayacağınız zaman sculling hafiften önde. Sonra düz. Pardon. Fatih, bu sculling'de kollarını önde hareket ettirirken dirsekten hareket ettirsen daha iyi olur. Biraz klim olur. Heh, daha iyi. Antrenman demek çıkıp 2000 metre yüzmek demek değil arkadaşlar. İşte bu drilleri bir hayatımıza katıp işte aynı yani yüzmede de intervalleri var. Değil mi? Ben Fatih'e onu söylemiştim yani. Fatih böyle 2000 metre atladı işte yüzmüştü falan. Ben dedim o kadar yüzmene gerek yok. Yani böyle 1000 metre, 1500 metre. Bence yeni başlayan kişilerde tek antrenmanda yapılacak mesafeden çok bence şey daha önemli. Yani düzenli antrenman yapmak. Yani 3 gün 2000 yüzeceğinize 5 gün 1200 yüzün aynı mesafeye tutturup bu çok daha faydalı olur. Evet, yüzme de çünkü gerçekten yüzme çok etkili olur yani. Çok nankör arkadaşlar. Bıraktığın an bir anda böyle tak 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 geriye gidiyorsun. İlk başa gidiyorsun yani o derece. Ben bıraktığın an en az zaten bir kere 3 yapmak gerekiyor yani bunu geliştirmek için. Haftada 3 kuralımız var. Evet. Bu önemli. Evet, şimdi biraz soğuk olmaya başladı. Buradaki havaları bir kapattılar, ben donuyorum. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bu havuz sanki güzel gibi oldu. Bundan sonraki çekimleri de burada yaparız. Daha çok çekeceğimiz şeyler var.
Bayağı not aldım ben. Bayağı notlar var. Bunu işte haftada bir yapmaya çalışacağız. Belki iki haftada bir de olabilir. Böyle yeni görevli kameramanı. Evet, bu arada yeni kameramız oldu. Yarışlar böyle çekersin. Çekiyorum zaten alıştık. Gerçi yani. Şeyde çekmiştim. İznik'te. Çok keyifli olmuştu. Ya, izledim geçen gün. Evet, hadi bakalım. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ederiz Özgür'e de. Oksijen. Bak, burayla ilgili bilgileri yine aşağıya yazıyorum arkadaşlar açıklamalara. Yani Kartal tarafındaysanız burayı çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani, yani. Burada antrenman da yapıyorlar sabah. Master'lar falan antrenman yapıyor yani. Profesyoneller de yapıyor. Yani takım falan da arıyorsanız burası tabii olabilir. Evet. Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz.